Efendim CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşmeye ilişkin konuşuyor. İzleyelim. Milyon ton ithal ederek 32 milyar dolar. Çeltik ve pirinçte 6,5 milyon ton ithal ederek 3,2 milyar dolar. Soya'da 22 milyon ton ithal ederek e, özür dilerim 39 milyon ton ithal ederek 18 milyar dolar ödedik. Hatta şeker bile ithal ettik 1.4 milyar dolar bunun için para ödedik. Bu rakamları alt alta yazıp topladığınızda yaklaşık verilmeyen tarımsal destek miktarına denk geliyor. 90 milyarın bir miktar üzerinde bir tutara denk geliyor. Dolayısıyla bizim çiftçimizden esirgediğimiz parayı aslında biz yurt dışındaki çiftçilere bir anlamda transfer etmiş gibi görünüyoruz. Dolayısıyla bunların iyileştirilmesi gerektiğini, çiftçilerimize yeterli desteğin verilmesi gerektiğini söyledim. Biraz önce ifade ettiğim gibi Çay fiyatını ve buğday fiyatı olarak açıklanan rakamların yetersizliğinden de Sayın Bakan'a bahsettim. O da bütün bu anlattıklarımı dinledi. Tabii önemli konulardan bir tanesi Sayın Genel Başkanımız da bunu çok sık ifade ediyor. Bu vergide adaletin sağlanması, vatandaşların ya da insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesi konusundaki görüşlerimizi de paylaştık. Bugün Türkiye'deki vergi sisteminin adaletli olmadığını, aslında ödenen vergilerin ekonomik güçle ilişkili olmadığını, özellikle düşük gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede Sayın Bakan'a e, düzenleme yapılması gerektiği konusunda az önerilerde bulundu. Örneğin şu anda gelir vergisi dilimleri belirlenirken, Asgari ücret düşülerek bu dilimler belirlenmiyor. Her ne kadar asgari ücret gelir vergisine muaf olsa da dilimlerin hesaplanmasında asgari ücretin dikkate alınıyor olmasının vatandaşın bir üst gelir dilimine çıkma süresini kısalttığını, dolayısıyla Ocak ayında aldığı maaş ile Aralık ayında aldığı maaş arasında ciddi bir fark olduğunu e, ifade ettim. Bu vergi...